Muhteşem Süleyman ve Son Seferi. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt ve montaj Didem Türkmen. Avrupalı tarihçilerin muhteşem sıfatıyla andıkları Kanuni Sultan Süleyman, 1520 yılında Osmanlı tahtına çıktığında 26 yaşındaydı. Birçok bakımdan Osmanlı padişahlarının en bahtiyarı olarak sayılabilirdi. 52 yaşında ölen Cihangir babası Yavuz Sultan Selim Han, ona dünyanın en büyük, en zengin bir memleketini ve en kudretli ordusunu miras olarak bırakmıştı. Kanuni, saltanatta rakipsiz ve gençti. Padişah olduktan hemen sonra da Allah ona muzaffer olmak, cihana hükmetmek ve Avrupa ortalarında at oynatmak fırsatını bol bol ihsan eylemişti. Yıl 24 Şubat 1525. Fransa Kralı 1. François, Almanlarla yaptığı Pavia Meydan Savaşı'nda yenilince, Almanya İmparatoru Şalken'e esir düştü. Bu zaferle Şalken güçlenip Avrupa'da borusunu öttürürken, 1. François'nın tutsak edilmesi en çok annesi Düşes Dongolem'i üzmüştü. Ağlamayınız kraliçem. Üzülmek tutsak kralımızı bize geri getirmez. Ağlamamak elde mi Kont Frangipani? Oğlum François Alman zindanlarında kahır çekerken nasıl ağlamam? Ben yalnız bir kraliçe değil, aynı zamanda da bir anneyim. Kralımızı kurtarmanın tek yolu Alman İmparatoru Şalken'in şartlarını kabul etmek. Majestelerini ancak böyle tutsaklıktan kurtarabiliriz. Asla, asla bunu yapamam Kont. Şalken'in şartlarını kabul etmek demek, ülkemiz Fransa'yı Almanya'nın sömürgesi durumuna getirmektir. Oğlumu kurtarmak için ülkemi feda edemem. Ama Şalken başka türlü kralımızı serbest bırakmaya yanaşmıyor kraliçem. İster istemez şartlarını kabul etmek zorunda kalacağız. Hayır. François'yı kurtarmanın başka bir yolu daha var Kont. Nedir kraliçem? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemek. Osmanlı padişahından yardım istemek mi? Evet. İyi ama padişah bize yardım eder mi? Eder Kont. Edeceğinden eminim. Zira Türkler yiğitlikleri kadar merhametleriyle de ünlüdür. Kendilerinden yardım isteyenleri boş çevirmezler. İyi ama Hristiyan bir devlet olarak Müslüman bir devletten yardım istediğimiz, onlarla işbirliğine girdiğimiz duyulursa Avrupa'daki diğer milletler ne der sonra? Bunu hiç düşündünüz mü kraliçem? Düşündüm Kont Frangipani. Bu yardımı gizli isteyeceğiz padişahtan. Bunun için de sizi onlara elçi olarak göndereceğim. Kabul eder misiniz? Şeref duyarım kraliçem. Değerli Vezir Hazretleri, kısa zamanda devletli hünkârınızla görüşmemi sağlarsanız size müteşekkir kalacağım. Devletli Padişah Efendimizle görüşmekten muradınız ne ola Monsieur Kont Frangipani? Kendilerine Fransız Ana Kraliçesi ile esarette bulunan Fransa Kralı'nın mektuplarını takdim edeceğim efendim. Yanılmıyorsam kralınız François Almanya tarafından esir alınıp zindana atılmıştı, öyle değil mi? Evet Vezir Hazretleri, mektubun muhtevası da bu mahiyettedir. Kralımızın içine düştüğü talihsiz durumla ilgili. Anlıyorum. Sizi kısa zamanda devletli hünkârımızla görüştüreceğim Monsieur Kont Frangipani. Yarın yine geliniz. Vezirim Ayas Paşa'dan bizimle görüşmek murad ettiğiniz bildirildi Monsieur Kont Frangipani. Buyur, seni dinleriz. Efendim, Fransa Ana Kraliçesi size zat-ı şahanelerine sunulmak üzere bir mektup getirdim. Okuyunuz. Emredersiniz efendim. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Hazretlerine. Malumunuzdur ki Almanya Kralı Şarken oğlum François'yı Pavia Savaşı'nda tutup hapse attı. Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarken'in insanlığına bırakmıştım. Oysa beklediğim bu insanlığı göremedim. Bundan sonra da göreceğimi hiç sanmıyorum. Hatta daha da ileriye gitti ve oğlumu kötülemeye, ona hakaretler yağdırmaya başladı. Zat-ı alilerinizden talebim, bütün dünyaya kabul ettirdiğiniz büyüklüğünüzü gösterip şanınıza yakışacak şekilde oğlumu düşmanlarımın kahredici pençesinden kurtarmanızdır. Görür müsün Ayas Paşa, buna ana kalbi derler işte.
Atalarımız boşuna dememişler bre. Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar diye. Evet Monsieur Comte Frangipani. Okuyacakların bitti mi? Hayır hünkârım. Müsaadeniz olursa zindanda bulunan kralımızın mektubunu da okumak istiyorum. Buyurun devam edin. Cihan padişahı ve hakimi ve bütün zulme uğramışların hamisi olan sultanlar sultanına arz-ı halimdir. Eğer Macaristan kralı Ferdinando'nun üzerine hücum ederseniz hizmetinizle bu esaretten kurtulacağıma bütün kalbimle inanıyorum. Sonra da Şalken denen zalimden hücumu alırım. Siz ki dünyanın en büyük hükümdarısınız. Elbette Ferdinando'nun da hakkından gelirsiniz. Bundan böyle iyilik bilir bir kulunuz olarak bana her zaman güvenebilirsiniz. Bu kadar efendimiz. Pekala, çıkabilirsin Monsieur Comte. Bir de kralımız şu değerli yüzüğü hediye olarak kabul buyurmanızı istediler. Pekala Comte. Kararımı yarın bildireceğim. Ferman padişah hazretlerindendir. Paşa. Buyurun hünkârım. Al, bu yüzük sana hediyemdir. Bir Frank kralının hediyesi vezirimize bile layık değildir ama... benim hediyem olarak kabul ediniz. Emriniz olur efendim. Tutsak Fransa kralına yardım edecek miyiz efendim? Bir ana için evladının tutsak edilmesi pek elem verici olsa gerektir. Madem ki bizden eman diler, elbette yardım etmemiz evladır. Daha pek yakında Belgrad'ı fethedip Macar kafirine iyi bir ders verdik. Bu durum bize Avrupa kapılarını iyice aralamış oldu. Ama bu yetmez. İslam'ın nuruyla bütün Avrupalı tanışmalı. Efendim, malumunuzdur ki Fransa İspanya ile Almanya arasında kalmış durumdadır ve çok zayıftır. Bilirim paşa. Bizim de arzumuz Fransa devleti mali ve siyasi bakımdan kuvvetli olması. Ancak bu takdirde düşmanlarımız arasında denge unsuru tecelli eder. Öteden beri nicedir Macaristan üzere bir sefer yapmayı arzulardık. Seferle birlikte Fransuva'ya da yardım etmiş oluruz. Ferman padişahımızındır. Kalem kağıt hazırsa şimdiden namesi yazılsın. Hazırdır efendim. Pekala, yazın öyleyse. Ben ki sultanların sultanı, hakanların hakanı, Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Zülkadriye illerinin ve Diyar-ı Bekir'in ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Mekke'nin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Diyar-ı Arabi'nin ve Yemen'in ve daha nice memalikin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman'ım. Sen ki Frençe vilayetinin kralı Francesco'sun. Duydum ki düşmanların tarafından esaret altındayken kurtulmaklığın için bizden yardım talep etmektesin. Bütün ahvaliniz tarafımızca malumdur. Malum ola ki bir halkı temsil eden kralın aşağılanması ve hapsolunması bizim hoşnutluğumuzun dışındadır. Bu cihetle gönlünü hoş tutup sakın umutsuzluğa kapılmayasın. Bilesiniz ki istediğiniz yardım tarafımızdan en kısa zamanda yapılacaktır. Yazıldı mı? Beli sultanım. Sabah elçi gelince gereği yapıla. Baş üstüne sultanım. Böylece Fransa kralı 1. François'nın zindan hayatı 14 Ocak 1526'da son buldu. Öte yandan Kanuni, Macaristan seferiyle ilgili hazırlıklarını tamamlayarak sefere çıkmıştı. Orduda 100 bin asker ve 300 top vardı. 1526 senesinin 9 Temmuz günü Belgrad'a girdi. O gün Ramazan bayramıydı. Bayram namazı kılındı ve bayramlaşıldı. Sonra Belgrad'dan ayrıldı. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği bölgenin güneyinde... her iki nehri de rahatlıkla görebilen bir tepede çadırını kurdurttu. Paşa! Buyurun sultanım. Bu orduyu nehirden karşıya geçirmemiz lazım. Efendim, malumunuzdur ki nehir pek azgın ve çok derindir. Köprü yapıla paşa. Ordu geçtikten sonra da köprü yıkıla. Asker evlatların bile ki zafer kazanılmadan geriye dönüş olmaya. Ferman sultanımındır. Hedefimiz Budin şehridir biline.
Bu dindeki büyük kilisede cuma namazı kılmak birinci muradımdır. Asker evlatlarıma böylece diyesin. Baş üstüne sultanım. Sonra da bütün Macaristan'ın her tarafında ezan sesleri duyula. Baş üstüne sultanım. Beyler, kumandanlar Osmanlı ordusu başlarında padişahlar olduğu halde topraklarımızda hızla ilerliyorlar. Savaşı nerede yapmamızı uygun buluyorsunuz? Majesteleri, genel bir savaş yerine Osmanlıların üzerine küçük birlikler salalım ve parça parça savaşalım onlarla. Duyduğumuz kadarıyla sayıları çok azmış efendimiz. Onun hiçbir yararı olmaz majesteleri. Zırhlı birliklerimiz çok iyi durumdadır. Osmanlılarla meydan muharebesi yapalım. Onları nasıl olsa yeneriz. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Eğer bu meydan savaşında onları yenersek imha ederiz ve böylece Belgrad'ı da geri alırız. O halde savaşı Muaç Ovası'nda yapacağız. Karar verilmiştir. Artık her iki tarafta birbirlerine yaklaşmakta olduklarının farkındaydılar. Drava'yı aşan Osmanlıların önlerinde tabii bir engel kalmamıştı. Macar Ovası artık Türk ordusunun ayaklarının altında uzanıyordu. Osmanlı ordusu büyük bir düzen içindeydi. Semendire Sancak Bey'i Bali Bey, 5000 süvariyle öncüydü. Onu Rumeli askeri ve Vezir-i Azam izliyordu. Vezir-i Azam'ın arkasından Anadolu askeriyle ve geriye kalan topraklarla birlikte Behram Paşa geliyordu. Daha arkada ise Yeniçeriler altı alay halinde sıralanmış, süvariler ve Kanuni Sultan Süleyman yer almıştı. Bosna valisi Hüsrev Bey'in akıncıları ise artçı görevi üstlenmişlerdi. 28 Ağustos 1526 günü Mohaç'a gelindiğinde ordugahı buraya kurdurtan Kanuni Sultan Süleyman, vezirlerin ve üst düzey kumandanların katıldığı savaş divanını topladı. Dışarıda alabildiğine sağanak halde bir yağmur yağıyordu. Vezirlerim, paşalarım, kumandanlarım, günlerce yağmur altında yürüdük. Bataklıklara girip çıktık. Rabbimize hamdolsun ki sonunda Mohaç'a ulaştık. Elhamdülillah asker evlatlarımın maneviyatı ve gücü yerindedir. Öyle değil mi vezirim? Öyledir sultanım. Şimdi bundan sonra nasıl bir plan içinde harp etmemiz gerektiği hususunda istişare edelim. Herkes açıkça fikirlerini beyan eylesin. Önce seni dinlemek isterim vezirim. Fikiriz ne ola? Sultanım, düşman henüz ortada görünmüyorsa da edindiğimiz istihbarata göre küffar ordusunun bizden tarafa yaklaştığını haber vermektedir. Benim fikrim odur ki Mohaç Ovası'nı Bali Bey'den soralım. O buralı olduğundan hepimizden daha iyi bilir. Ne dersin Bali Bey? Sence tedbir ne ola? Efendim, hepimizce malumdur ki Macarların çok iyi savaşabilen zırhlı süvarileri var. Süvari atları çok talimli olduğu gibi savaş sırasında bu süvariler zincirle birbirlerine bağlı bulunurlar. Bu özellikleri sayesindedir ki ilerledikleri cephede çok büyük tahribat ve başarı elde ederler. Efendimiz, şimdiye kadar Macaristan'a karşı yapılan akınlar bu tarzdaki hücumların önlerinden değil de daha çok yanlarına ve gerilerine vurmak suretiyle kazanılmıştır. Bana sorarsanız bu defada öyle hareket etmemizde sayılamayacak kadar fayda var. Paşa, ne dersin? Bali Bey'imizin söylediklerine eklemek istediğin bir şey var mıdır? Hayır sultanım, bizce de münasiptir. Anlaşıldı. Düşmana cepheden taarruz edilmeye, onun bize saldırması beklene. Cephe hücumları karşısında birlikler geriye ve yana alına. Macarların bütün kuvvetleriyle merkeze yönelip de ön cepheden içeriye girdikleri zaman iki yandan kanatlarına saldırıla. Bu durumda sol kanat açığında tutulacak olan süvari birlikleriyle düşmanı arkadan çevrile ve burada kesin bir imha hareketine girişile. Allah-u Teala muinimizdir, o bizimledir. Sabahleyin cenk edilecekti. O gece yağmur olanca hızıyla yağdı.
Her taraf çamur içinde kalmıştı. Buna rağmen Kanuni yapılan savaş hazırlıklarını bizzat denetledi. Çamurlara bata çıka bütün birlikleri ziyaret etti. Askerlere cesaret verici sözler söyledi. Ve o gece gözüne uyku girmedi. Tarihler 29 Ağustos 1526 Çarşamba gününü gösterirken Osmanlı ve Macar orduları Mohaç'ta karşı karşıya geldiler. Fırtınayla karışık yağmur Mohaç Ovası'nın üzerinde deli gibi savruluyordu. Macarların 150 bin askeri ve 100 kadar topu, Türk ordusunun ise 100 bin askeri ve 300 de topu vardı. Yağmur azalacağına hızlanıyor. Türklerin bu kötü havada savaşacaklarını sanmıyorum. Yanılıyorsunuz Majesti. Bakın Türk ordusu sancak açmış bekliyor. Madem öyle biz de sancaklarımızı açalım. Savaştan kaçacak halimiz yok. Zırhlı birlikler saldırıya hazırlansınlar. Baş üstüne Majesteleri. Hünkârım, küffar da sancağını açtı. Savaşmaya hazırlanıyor. Görüyorum paşa. Tiz bana zırhımı, ok ve yayımı ve kılıcımı getirin. Mehter de zafer havaları vurmaya başlasın. Yiğitlerim, aslanlarım, şahbazlarım. Bugüne kadar sizlerle girdiğimiz her savaşta Yüce Allah'ın izniyle zafere kavuştuk. Birlikte Belgrad'ı aldık, birlikte Rodos'u aldık. Şimdi sıra Mohaç'a geldi. Sizler İslam ordusunun nadide neferlerisiniz. İki cihan sultanının ruhaniyeti bizimledir. Bütün evliyanın himmeti bizimledir. O halde zafer de bizim olacaktır. İşte küffar ordusu karşımızda duruyor. Geride bıraktıklarımız, toprağın üstündekiler ve toprağın altındakiler bizden zafer bekliyor. Düşmanı yeneceğiz. Analarınız sizleri bugün için, gerekirse şehit olmanız için doğurmadı mı? Ya Rabbi, ilahi kuvvet ve kudret senin elindedir. Senin galip kıldığını kimse zelil edemez. Bütün varlığımızla sana yöneliyor, sana güveniyoruz. Bizi kafirler karşısında zelil ve perişan eyleme. Amin. Küffar saldırıya geçti. Haydin yiğitlerim, haydin şahbazlarım. Herkes emredileni yapsın. Herkes verilen emir neyse ona göre hareket etsin. Geriye! Geriye diyorum, çekilin! Geriye çekilin! Kimler kaçıyor? Tam sırası. Bütün birlikler hücum etsin. Hücum! Plan tuttu bay. Macarlar geriye çekildiğimizi sanarak merkeze doğru hücuma geçtiler. Birazdan onları çember için alıp imha ederiz paşam. Aman Allah'ım! Paşam! Şuraya bakın. Padişah efendimizin başı dertte. Dertte mi? Evet, bakın. Bakın, bir Macar müfrezesi padişahımızın bulunduğu tepeye doğru hızla ilerliyor. Ok atışları yapıyor. Akıl alacak gibi değil. Padişah da heykel gibi kımıldamadan duruyor. İçin geri çekilmez sultanımız. Askerimizin morali bozulmasın diye hünkâr bunu asla yapmaz vali. İyi ama Macarlar ona bir zarar verirse. Korkma, Yeniçeriler buna fırsat vermez. Gördüler, yardıma koşuyorlar. Gördün mü? Efendimiz de kılıcını çekti. Kendisine saldıranlarla çarpışıyor. Kılıcına kuvvet padişahım. Bak Bali, iki kişiyi birden nasıl devirdi. Hünkârımızı görüyor musun paşam, Bali? Şimdi de üç Macar askeriyle birden dövüşüyor. Birisini öldürdü. Bakın, ikincisini de öldürdü. Görüyor musunuz paşam? Ve işte üçüncüsünü de öldürdü. Hadi, şimdi de sıra bizde. Düşman iyice içimize sokuldu. Bali, şimdi gerilerden kuşatıp imha edelim onları. Sultan düştük! Sultan düştük! Vurun yiğitlerim! Sultan düştük! Koman yiğitlerim! Vurun! Gün bugündür! Gün şehit olma günüdür yiğitlerim! Vurun ha! Koman ha! Allah bizimledir evliyalar! Bizimledir yiğitlerim! Uygulanan muharebe planı tutmuş,
düşman tuzağa düşmüştü. Hilal şeklini alan Osmanlı ordusu uçlardan Macar ordusunu kuşatmıştı. Bizzat padişahın komuta ettiği ordu karşı saldırıya geçmişti. Kıskaca giren düşman neye uğradığını şaşırdı. Savaş 2 saat sürdü. Bohaç Ovası'nı hınca hınç dolduran 150 bin Macar askeri sanki yer yarılmıştı da yerin dibine girmişti. Savaş meydanında 10 binlerce düşman ölüsü yatıyordu. Kimileri kılıç darbesi altında, kimileri de kaçarken bataklıkta can vermişti. Zaferi kucaklayan Osmanlı ordusu sevinç içindeydi. Sancaklar gökyüzüne yükseliyordu. Mehter aralıksız zafer havaları çalıyordu. Biraz sonra Kırat'ına binen Kanuni Sultan Süleyman savaş alanına girdi. Allah'ın inayetiyle bu savaşı da kazandık hünkârım. Peki Macar kralı Lajos nicedir paşa? Kral ve yüksek rütbeli komutanların hepsi kaçarken bataklığa saplanarak ölmüşlerdir hünkârım. Ya şehadet şerbeti içen evlatlarım Lala? 150 şehidimiz vardır padişahım. Allahu Teala makamlarını âli eyleyip bizleri dahi şefaatlerine nail eyleye. Bu harp bizim talebimizden de daha kısa zamanda bitti. Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek gene azdır. Bundan sonra yapılacak en mühim iş Lala, düşmanın yeniden derlenip toparlanmasına imkan vermemektir. Bunun için gereği hemen yapıla. Ferman sultanımındır. Bundan sonraki hedefimiz başkent Budapeşte. Mohaç'tan yola çıkan Türk ordusu 8 gün sonra Budapeşte'ye vardı. Kale kendiliğinden teslim oldu. Kanuni ve ordusu Budapeşte'deyken Türk birlikleri önemli bir Macar kalesi olan Segedin'i aldılar. Sonra da sırasıyla bütün Macar kentleri tek tek Osmanlı'nın eline geçti. Böylece Macaristan'da Türk egemenliğini kayıtsız şartsız kabullenen ülkeler arasındaki yerini aldı. Ve yıllar yılları kovaladı. Yıl 1564. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'nın deyimiyle İhtiyar Arslan o tarihte 75 yaşında ve hasta. Ama devleti ayakta tutmak, düşmanlarına gücünü göstermek için bu kez hasımlarıyla değil, hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığın verdiği her türlü sıkıntıya ve ızdıraba sabrediyor. O sırada Osmanlı ordusu Malta kuşatmasını sürdürüyordu. Bu sırada Avusturya İmparatoru Ferdinand ölüp, yerine oğlu 2. Maximilian geçince padişah divanı toplantıya çağırdı. Buyurun padişahım. Beni emreylemişsiniz, geldim. Gel bakalım Sokullu. Seni çağırttım, sebebi Malta kuşatması nicedir, nasıl geçmektedir, ne zaman zapt edilecektir dey. Kahraman ordumuz Malta'da var gücüyle savaşmaktadır padişahım. Allah'ın izniyle asker eninde sonunda Malta'yı fethederek padişahıma hediye edecektir. Lakin bu kuşatma çok uzun sürmüştür Lala. Zaferi görmek nasip olmayacak mıdır acep? Allah sultanımıza uzun ömürler ihsan eylesin. Görmemek de ne demek? Kısa zamanda zafer müjdesini vereceğim inşallah. İnşallah Lala. Artık iyice yaşlandım ve hastayım. Bilmem ölmeden önce bu müjdeyi almak nasip ola mı? Ayrıca Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın ve yerine oğlu Maximilian'ın geçmesi bizi düşündürür. Beli hükümdarım, keferelerin ne yapacağı bilinmez. Bilirsin, Ferdinand'la yaptığımız 8 yıllık barış antlaşmasına göre ülkesi devletimize her yıl vergi öderdi. Ama son 2 yıl ödeme yapmaz oldu. Şimdi yerine geçen oğlu Maximilian babasının ölümünü bahane ederek bu antlaşmayı bozmaya yeltenebilir. Beli hükümdarım, bizim istihbaratımız da bu cihette. Bugüne kadar yapılan her barış anlaşmasını bozan hep kendileri olmuştur. Bu yüzden tiz Avusturya'ya bir elçi gönderile. İmparator Ferdinand'ın yerine geçen oğlu Maximilian'e diye ki
babasıyla yaptığımız barış antlaşmasına uy ve devletimize ödenmemiş 2 yıllık vergi borcunu hemen öde. Ferman padişahımındır. Demek Osman padişahı babamın zamanında ödenmeyen vergi borçlarını istiyor ha? Evet imparatorum. Gönderdiği Osmanlı elçisi yetmezmiş gibi ayrıca babanızın zamanında yapılan 8 yıllık antlaşmaya uymanızı da istiyor. O antlaşma babanın zamanında yapılmıştı. Şimdi imparator benim ve buna uymayabilirim. O zaman ne olur beyler? Eğer antlaşma bozulursa Osmanlı'yı kızdırırız. Husumetini çekeriz majesteleri. Yani bize saldırır mı demek istiyorsunuz? Bundan hiç kuşkunuz olmasın majesteleri. Ya sen ne dersin Çernobiç? Kumandanlarımın içinde Osmanlı'yı en iyi tanıyan sensin. Yıllardır onlarla göğüs göğüse çarpıştın. Anlaşmaya uymayıp vergi vermeyi reddedersek Osmanlı bizimle savaşmayı göze alabilir mi? Bunu 2 sebepten göze alabileceklerini sanmıyorum majesteleri. Birincisi padişah Kanuni Sultan Süleyman 75 yaşındadır ve artık savaşacak takati kalmamıştır. Hatta yatağa düştüğü de söylenmektedir. Güzel. İkincisi de Osmanlı ordusunun bir kısmı şu anda hala Malta kuşatmasıyla meşguldür. Yani pederim zamanında yaptıkları anlaşma şartlarına uymamamı istiyorsun öyle. Evet majesteleri. Ayrıca uymamanız için bir sebep daha vardır. O neymiş? Osmanlıların himayesinde bulunan Erdel Bey Sigismund Zatmar Kalesi'ni zapt etmiştir. Bunu da bahane edebiliriz. Evet olabilir. Ama yine de Osmanlı'yı açıktan açığa kızdırmak işime gelmez. Zira onların ne yapacağını kimse kestiremez. Tarih bir avuç Yeniçerinin bir orduya kafa tuttuğunu yazmaktadır. Bu yüzden sinsi bir politika uygulayacağız onlara karşı. Ne gibi majesteleri? Bir taraftan ordumuzu onlarla savaşa hazırlarken diğer taraftan da oyalama taktiği yapacağız. Planınız nedir majesteleri? Seni Osmanlı'ya elçi olarak göndereceğim Çernoviç. Onlara barış anlaşmasına uymamız için Erdel Bey'i Sigismund'un zapt ettiği Zatmar kentini boşaltmasını söyleyeceksin. Biz de bu arada Osmanlıların elinde bulunan Tokay ve Serenç kentlerini ele geçirmeye çalışacağız. Eğer Osmanlılarla bir savaşa girişecek olursak bu 2 kentin mutlaka bizim elimizde olması gerekmektedir. Majestelerimin sevgi ve saygılarını sunmaktan şeref duyarım Vezir-i Azam Hazretleri. İmparatorumuz Maximilian Hazretleri babasının sağlığında devletinizle yapılan barış antlaşmasına aynen uyacağını yüce devletinize bildirmem için beni elçi olarak yollamıştır. Bre elçi, bu ne iştir, ne maskaralıktır. Majesteleriniz barış ve sükundan bahseder ama babasının tasdik ettiği anlaşma hükümlerine uymaz. Vaat edilen vergiyi vermez, sonra da askerlerini Serenç ve Tokay'a saldırtır. Bu ne iştir, bu ne densizlik, bu ne küstahlıktır. Ama sizin korumanızda bulunan Erdel Bey Sigismund da bizim Zatmar kentimizi zapt etmiştir devletlum. Sigismund padişahımızın sadık kullarıdır. O Zatvar kentini siz oradaki Müslümanlara zulüm yaptığınız için işgal etmiştir. Ama devletlum... Şimdi kralına git söyle. Serenç ve Tokay kentlerinden askerlerini hemen çeksin. Aksi takdirde savaş çıkar. Aman devletlim, hazır 2 ülke arasında bir barış antlaşması varken bu 2 kentin işgali yüzünden devletlerimiz arasında bir savaş çıkmasın. Kaldı ki çok değerli padişahınız Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olduğunu duyduk. Onun vücutça böyle bir savaşa tahammülü olduğunu pek sanmıyoruz. Efendi, efendi, ihtiyar aslanı uykusundan uyandırmayın. 40 bu kadar yıldır cihat meydanlarında boy gösteren saadetli padişahım hala gençtir, dinçtir. Onu sakın savaşa teşvik etmeyin. Arslanım bir kere uyanırsa bütün Haçlılar bir araya gelseniz nafiledir. Ama Sayın Vezir-i Azam... Kralınızın babası Ferdinand padişahımızı iyi tanırdı. Maximilian henüz acemi ve tecrübesizdir. Eğer isterse ona bu tecrübeyi padişahım verir. İnsan başındaki taçla kral olmaz. Şimdi varın gidin kralınıza, bu dediklerimi aynen deyin.
Demek Maximilian Efendi vergi vermeye, işgal ettiği kentleri boşaltmaya yanaşmamaktadır ha? Evet hünkârım. Anladığım kadarıyla Maximilian hem barıştan yanayız diyerek... ...hem de bize ait olan kentleri işgal ederek bir oyalama siyaseti gütmektedir. Hmm. Amacı nedir küstahın bre? Amacı bizi oyalayarak ordusunu güçlendirmek... ...sonra da kafa tutarak savaş çıkartmaktır. Doğru dersin Lala. Peki ne yapmamızı tavsiye edersin? Bence Avusturya ile bir savaş kaçınılmaz olmuştur padişahım. Eğer savaş mukadderse... ...elbette bundan kaçınmayız Lala. Her ne kadar yaşlı ve hasta olsam da... ...benim gibi bir padişah rahat döşeğinde ölmemelidir. Allah gecinden versin hünkârım. Siz daha çok uzun yıllar yaşayıp... ...devletimizin başında bulunacaksınız. İnşallah Lala. Elhamdülillah. Görünen odur ki bizi gene gaza meydanları bekler. İmdi gereği yapıla. Avusturya kralına öyle bir tokat atalım ki... Bir daha Osmanlı'ya kafa tutmak neymiş anlasın. Ferman padişahımındır. İkinci vezir Perte Paşa'nın kumandasına 25.000 süvari ve 2.000 yeniçeri vereceğim. Savaştan önce bu birliği Transilvanya üzerine göndereceğim. Ayrıca Belgrad ve Tamışvar valileri de Perte Paşa'yı önemli kuvvetlerle takviye edecekler. Top dökümhanelerine de emir verip top döktüreceğim. Kırım Hanı Devlet Giray'a da savaşa katılması için haber yollayacağım. İyi edersin Lala. Küffara bir kere daha haddini bildirmek şart olmuştur. Bütün korku ve endişem bu zaferi görmeden ölmektir. Gece gündüz Rabbime dua ederim ki... ...bu zaferi görmek müyesser ola. Tarihler 29 Ağustos 1521'i gösterirken, Koca Sultan Belgrad'ın fethiyle açtığı şan ve şeref dolu sayfalarını yeni zaferlerle sürdürmeyi düşünüyordu. Takatinin üstünde bir gayret sarf ederek divanın toplantılarını izliyor, ordunun hazırlıklarının ikmali için emirler veriyordu. Bu arada Avusturya üzerine sefer açılacağını öğrenen Yeniçeri ocakları içinde de başka bir heyecan vardı. Demek öyle ha Lala. Asker evlatlarım beni yanlarında görmek isterler ha. Beli hünkârım. Asker kullarınız sizi seferde yanlarında görmek isterler ama... Onların söylemesine ne gerek var Lala? Benim şimdiye kadar mücahid evlatlarımın başında olmadığım bir sefer mi oldu ki şimdi de istemeyeler? Cenab-ı Bari'den niyazım odur ki bize şehadet rütbesini nasip eyleyip... Muharebe meydanlarında emanetini ala. Bağışlayın sultanım. Lakin çok rahatsızsınız. Seferse çok uzun ve meşakkatlidir. Kuşatmanın ne kadar süreceği bilinmez. Nazik bedeniniz yorulabilir. Ne demek istersin Lala? Bizim nazik bedenimiz ne için ve kim için vardır? Tahta oturmakla, sefa sürmekle hünkâr olunmaz. Sen Lala'msın, saklamam. Çok hastayım. Lakin bu sefer benim ölümüme de sebep olsa katılacağım biline. Asker evlatlarım sultanlarını başında görmeyince maneviyatları bozulmaz mı bre Lala? Ferman sultanımındır. Var git asker evlatlarıma söyle ki ölünceye kadar onlarla beraberim. Selam ve muhabbetlerimi ilet kendilerine. Duyduk duymadık demeyin! Devletli, saadetli padişahımız efendimiz... ...Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir! Duyduk duymadık demeyin! Devletli, saadetli padişahımız efendimiz... ...Avusturya üzerine sefer ilan eylemiştir! Hastalığınız ciddi ve vahimdir padişahım. Hekiminiz olarak bu sefere çıkmamanızı tavsiye ederim. Sen ne dersin bre hekimbaşı? Asker evlatlarım beni yanında görmezlerse nice savaşırlar. Bağışlayın hünkârım ama bu sefere çıkmasınız.
Hastalığınız bunu kaldırmaz. Vezirleriniz, kumandanlarınız, beyleriniz ne güne dururlar. Orduya onlar kumanda etseler. Bak ağa hekimbaşı. Ben padişah olduğumda Belgrad seferine çıkarken asker evlatlarımın başındaydım. Diğer seferlerde de hep öyle oldu. Birlikte zaferden zafere koştuk. Kallalar fetheyledik, ülkeler zapt eyledik. Ama şimdi o mücahit evlatlarım beni aralarında görmezse nice savaşırlar, nice şevke gelirler, nice göğüslerini kurşunlara hedef tutarlar. Mübarek vücudunuzun bu sefere dayanamayacağından kuvvetle endişe duyarım. Maazallah ya bir de... Emri hak vaki olursa demek istersin de dilin varmaz bre hekimbaşı. Amma dileğim odur ki Hak Teala bu kuluna inşallah rütbe-i şehadeti ihsan ede. Harp meydanlarında canını ala. İşte hekimbaşı, sefere çıkmaklığımı bunun içinde çok arzularım. ...1566 yılı Mayıs ayının ilk çarşamba günü... ...imparatorluğun payitahtı İstanbul... ...tarihinin en heyecanlı ve önemli günlerinden birini yaşıyordu. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman... ...kendisini zaferlere ulaştıran kahraman ordusunun başında... ...13. seferine çıkıyordu. Belgrad, Rodos, Mohaç, Viyana, Alman, Bağdat, Korfu, Budin, Esztergom... Tebriz ve Nahçıvan seferlerine bizzat kumanda etmişti. O gece halk uyumamış, padişahlarının zafere ulaşması için durmadan dua etmişlerdi. Seher vakti saray kapısında sanki bir dua ordusu bekliyordu. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Bu sesler nedir Lala? İstanbul halkının sesi padişahım. Saray kapısının bir yanı mızraklı, oklu, harbili, tüfekli, kılıçlı, sancaklı, baltalı binlerce yeniçeri evlatlarınızla, süvariler, ülüfeciler, gariplerle çevriliyken diğer yanda vezirler, paşalar, kumandanlar, beyler, ilmiyeciler dururlar. Onların da gerisinde müminler sizi atınızın üzerinde görmek için toplanmışlar. Tıpkı 45 yıl önceki gibi Lala. Yeni tahta çıkışımı hatırlattı bu bana. İlk seferimi Belgrad üzerine yapmıştım. O zaman da şimdiki gibi saray kapısında saf saf olup dizili beklerlerdi. Görülmemiş bir kalabalık ve heyecan vardı. Geceden camilerde Kur'an-ı Kerim okutulmuş, halk sabahlara kadar muzaffer olmamız için Cenab-ı Hakk'a dua ederek yalvarmıştı. Ve o gün dinine ve devletine bağlı bu milletin asla yenilmeyeceğini anlamıştım. Şimdi de inanıyorum buna. Gidelim Lala. Evlatlarımı daha fazla bekletmeyelim. Bağışlayın sultanım, bir hususu arz edecektim. Ne var hekimbaşı? Efendimiz, bari sarayın kapısından çıkarken bir arabaya binseniz. Bu hasta halinizde at üstünde durmanız çok sıkıntı verir size. Olmaz hekimbaşı. Mücahit evlatlarım bizi at üstünde görmeye alışkındır. Şimdi arabamın içinde görürlerse üzülürler, maneviyatları bozulur. Onların üzülmelerini istemem Lala. Buyurunuz sultanım. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye söyle ki bizi gönülden çıkarmaya hayır dua ile yad ede. Söylerim hünkârım. Şimdi gidelim. Ve kapılar açıldı. Ak libaslar giymiş olduğu halde ihtiyar Kanuni ortaya çıktı. O anda yer yerinden oynadı. Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Devletinle bin yaşa! Devletinle bin yaşa!
Bütün İstanbul ayağa kalkmış, Edirne kapıya doğru atıyor. Halk, padişah efendilerini bu kadar sıhhatte görmekten son derece sevinçliydi. Eski savaşçılar gözlerinden yaşlar akıtarak alayı takip ediyorlardı. Ama hiç kimse padişahın atının üstünde ne fedakarlıklarla durduğunu bilmiyor. Padişah başta olmak üzere ordu hiç oyalanmadan yürüyüşe geçmişti. Ama seferin hangi tarafa olduğu henüz ilan edilmemişti. Kanuni bazen arabayla bazen tahtırevanla gidiyor, kasabalara girileceği sıradaysa ata biniyordu. Hastalığıysa günden güne artıyordu. En büyük korkusu yarı yolda kalmaktı. Ordu 15 Mayıs'ta Edirne'ye gelmiş, 3 Haziran'da Filibe'den geçmiş, 19 Haziran'da Belgrad'a varmıştı. Kanuni 1521'de ilk zaferini kazandığı bu kente yine at üstünde ve ihtişamlı bir alayla girmişti. Musun Lala, Belgrad halkı nasıl sevgi gösterisinde bulunuyorlar bize. Bu şehrin ilk fatihlerindensiniz padişahım. Haklısın Lala, bu şehrin benim hayatımdaki yeri başkadır. At üzerinde dura dura yoruldunuz hünkârım. Sizin için kurulan otağa girip istirahat buyursanız. İyi olur Lala. Bu hastalık nice bir hastalıksa gün be gün yorgun düşürüyor bizi. Romatizma denen illet bütün vücudumu sarmakta. Ağrımayan, sızlamayan yerim bulunmaz. Ne var ki asker evlatlarım bunu hiçbir zaman duymamalıdır Lala. Endişe buyurmayınız sultanım. Padişahım, otağa girmeme izin verir misiniz? Hayrola Lala? Az önce kötü bir haber aldım padişahım. Hayırdır Lala? Zigetvar kalası komutanı Kont Nikola Zerrini, Tırhal Sancak Bey'imiz Mehmet Bey'i gafil avlayarak oğluyla birlikte öldürmüş ve ordugahını da yağmalamış. Bak zorbaya. Üzüldüm. Mehmet Bey ve oğluna Allah rahmet eyle. Sadık evlatlarımdan biriydi. Lala, tez orduyu harekete geçir. Seferimiz Zeyriye değil, Zigetvar'adır. Kont Nikola Zerrini'ye bu küstahlığının hesabı sorula. Bir Osmanlı beyinin kanına girmesi nicedir. Öğrene kefere. Ferman padişahımındır. Harekete geçen Osmanlı ordusu önüne çıkan düşman kuvvetlerini bozarak kaleleri kağıttan bir kule gibi devirerek 5 Ağustos 1565 pazartesi günü Budin'in 200 kilometre kadar doğusunda bulunan Zigetvar Kalesi'ne geldi. Kale suyla çevrilmiş 3 kısımdan oluşuyordu. Bu kısımlar köprülerle birbirine bağlanmıştı. Bu kalenin bir adı da Adaşehir'di. Kont Nikola Zerrini'nin kumandasında seçkin kuvvetlerle savunuluyordu. Tanrı aşkına Osmanlılar! Osmanlılar kale önüne geldi! Silah başına, silah başına! Ben kumandan Kont Hazretleri'ne durumu bildirmeye gidiyorum. Çok kalabalıklar, hepimizi öldürecekler! Mutlaka öldürdüğümüz Tırnan Bey'in intikamını almaya gelmişlerdir. Şuraya bakın! Şuraya bakın, amma da kalabalıklar. Yanlarında topları bile var. Öldürecekler, bizi öldürecekler. Evet, öldürecekler. Atmayın. Osmanlılar değil kim olursa olsun Zigetvar Kalesi'ni alamazlar. Kadınlar gibi titreyeceğinize kaleyi savunmaya hazırlanın sersemden. Köprüye geldiklerinde ateş açacaksınız. Topların mevzilerini düşmana çevirin. Ateşe hazır tutun. Emredin padişahım. Bu sefer beni pek yordu. Gördüğün gibi yatağa düşürdü. Siz istirahat etmenize bakın hünkârım. Kuşatmayı düşünmeyin.
Savaş iyice gitmektedir. Kalayı zapt edebilecek miyiz? Bundan hiç şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle zapt edeceğiz padişahım. Lakin sizin de bildiğiniz gibi Zigatvar kalası pek muhkem ve korunaklı bir kala. Düşman kendini ziyadesiyle savunuyor ama mücahit evlatlarınız da korkusuzca saldırıyorlar. Durmadan top ateşi yapıla. Ancak açılan gediklerden içeriye girilirse fethedilir. Bu kala. Söyle Lala. Topçular iyi nişan alsın. Asker evlatlarıma iyi olduğumu, kılıç kuşandığımı söyle. Duyarlarsa daha şevkle çarpışırlar Lala. Ferman padişahımındır. Baka Sokullu Paşa. Son nefesimi vermeden bu kalanın zaptını görmek isterim. Göreceksiniz padişah. Gayret aslanlarım, devlet için, padişahımız için, dinimiz için saldırın. Vurun, kuman, şehitlik ne günedir. Saldırın, kuşlara merdiven dayayın. Lağımlar kazın, kalayı bir an önce zapt etmek gerekir. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Ama kaladakiler kendilerini çok iyi savunuyorlar. Kuşlara tırmanan askerlerimizin üzerine kızgın yağ döküyorlar. Çok askerimiz şehit oldu. Fazla zayiat vermeyelim. Bugünlük yeter. Askeri geri çekin. Yeni planlar yapmalıyız. Baş üstüne efendim. Hekimbaşı. Burada yanınızdayım padişahım, emredin. Dışarıda neler oluyor hekimbaşı? Asker evlatlarım hala kalayı zapt edemedi mi? Ellerinden geleni yapıyorlar. Kahramanca dövüşüyorlar sultanım. Lakin kalaya giden su üstündeki tahta köprüler çok dar efendim. Orada sıkışıp şehit oluyorlar. Nedense bu savaş sinirlerimi bozdu benim. Bir taraftan da ağrılar canımı bestiriyor hekimbaşı. Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa'yı çağır bana. Baş üstüne sultanım. Şimdi çağır. Buyurun sultanım. Beni çağırtmışsınız. Savaş nicedir Lala. Neden hala müjdeyi vermekte gecikirsin? Ölmemi mi beklersin? Allah gecinden versin sultan. Düşman ziyadesiyle direniyor. Lakin fazla süreceğini zannetmiyorum. Zira dışarıdan bir yardım gelmediği için yiyecek ve içecek sıkıntısı başlayacaktır. Bu da direnme umutlarını kıracaktır. Padişahım, top sesleri sizi rahatsız edebilir. Ferman buyurursanız otağı Hümayun'u biraz cephenin gerisine aldırayım. Sen ne söylersiniz Lala? Top sesleri bize ilaçtır. Biz yıllarımızı barut dumanları arasında geçirdik. Şurada şu hasta yatağında yatarken dahi kanım kaynamakta, yüreğim heyecanlanmaktadır. Hemen yüce Rabbim kuvvet verse de asker evlatlarımın saflarında yerimi alsam. Af buyurun padişahım. Ben rahatınızı düşünerek böyle söylemiştim. Biz rahatımızı düşünseydik sefere çıkar mıydık? Muradımız cephede asker evlatlarımın arasında şehadet şerbetini içmekti. Lakin hastalık eman vermedi. Bizi işte böyle kahredercesine yatağa bağladı. Bu yüzden top sesleri, asker evlatlarımın Allah Allah nidaları tek teselli kaynağım oluyor. Siz nasıl arzu ederseniz padişah. Arzum odur ki müjde haberi bir an evvel verile. Bana öyle geliyor ki emri hak vaki olacak bu sefer de. Bu yüzden acele ederim Lala. İnşallah pek yakında göreceksiniz sultanım. Baka kumandanlar, beyler, ağalar, bu iş uzamıştır. Kalanın fethi gecikmektedir. Padişah efendimiz ise sabırsızlanmaktadır.
Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz vezir hazretleri. Lakin küffar kaleyi ziyadesiyle savunmaktadır. İnşallah yakındır. Düşman askeri kale duvarlarında açılan gedikleri hemen örüyor. Bu yüzden de işimiz güçleşiyor. Paşa, biz ne kaleler ne direnişler gördük ama hiçbiri de fayda etmedi. Osmanlı'nın önüne dikildiği bir kala eninde sonunda zapt eylenir. Sizden istediğim bu işi bir an önce bitirmektir. Askere şevk verin, onların önünde gidin, burçlara yalın kılıç saldırın. Padişah efendimiz de böyle istemektedir. Durumumuz gittikçe kötüleşiyor Kont Hazretleri. Direnecek fazla bir gücümüz kalmadı. Askerin morali çok. Moralinizi bozmayın. Osmanlılar bu kaleyi alamaz. Gördünüz işte, günlerdir saldırıyorlar. Ama sonuç ortada. Hepsi de kale önünde ölüyorlar. Ama bizden de ölenler oluyor efendim. Düşmanların hem sayısı çok fazla, hem de korkmadan kurşunların, güllerin ve alevlerin önüne atılıyorlar efendim. Ayrıca yiyecek ve içeceğimiz de azalmaya başladı. Cephane de tükeniyor kontum. Birkaç gün sonra tüfeğimizi ateşleyecek, bir gram barutumuz bile kalmayacak. Bakın beyler, bu savaşta sabreden kazanır. Biz Osmanlılardan daha iyi durumdayız. Bir zaman daha saldırırlar, sonra baktılar olmuyor, çeker giderler. Osmanlı ordusu kolay kolay çekilemez Kont Hazretleri. Hele başlarında padişahları Kanuni Sultan Süleyman varken bu kaleyi almadan mümkünü yok, geri dönmezler. Evet, doğru söylüyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın başında bulunduğu her seferden muzaffer olarak çıkmıştır bu ordu. İşimiz çok zor Kont Hazretleri, çok zor. Peki ne yapmamı istiyorsunuz beyler? Canımızı bağışlaması şartıyla kaleyi onlara teslim edelim. Bence de en uygunu budur efendim. Asla! Böyle bir teklifi duymamış olayım beyler. Kanımızın son damlasına kadar kaleyi muhafaza edeceğiz. Elbiselerimi verin. Zırhımı kuşandırın. Kılıcımı getirin. Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Kalkmayınız. Mübarek vücudunuzu zedelersiniz sonra. Çekil önümden bre hekimbaşı. Bu kala benim yüreğimi yakar. Asker evlatlarımla olmak isterim. Yalvarırım sultanım, kendinize eziyet etmeyin. Bu halde dışarı çıkmanız bir felaket olabilir. Bre hekimbaşı, cihad edememekten daha büyük felaket ne olabilir? Allah'ım Zigetvar'a ihsan eyle bana. Allah'ım Zigetvar'a ihsan eyle bana. Aman yarabbim. Aman şefkatli padişahımın nedir bu hale? Ayağa kalkmışsınız, lütfen istirahat buyurun. Savaşacağım Relala. Küffarla cihad edeceğim. Kalayı bir an evvel alacağım. Kılıcımı getirin bana. Ah hünkârım, bu kulunuza acıyın. Lütfen istirahat buyurun. Neden engel olmak istersiniz bre? Ya sen Lala, neden gayret gösterip de kalayı almazsın? Neden liyakatini ispat etmezsin? Ben şimdi... Ah, tutun beni. Başım dönüyor. Tutuyorum efendim. Bana yaslanın. Ha, şöylece sizi yatırayım. Biraz bacaklarımda derman. Kudret olacaktı ki. Bütün kullarınız kalayı almak için gayret göstermektedir yüce hünkârım. Siz endişe etmeyiniz. Bugün yarın Zigatver Kalesi anahtarını teslim edeceğim size. Çabuk ol Sokollu. Zina giderek tükeniyorum. Her saniye biraz daha ölüme yaklaştığımı hissediyorum. Emre hak vaki olmadan. Allah gecinden versin sultanım. Her gece emre hak vaki olacaktır, endişem bu değil. Onca asker evlatlarım şehadet şerbetini içti. Ama bu kalayı hala alamadık Lala. Eğer kala alınmazsa tabağımız olan ahali zulüm görmeye devam edecek. Endişem ve acele etmekliğim bundandır. Hadi git, elinden geleni yap Lala. Zigetvar kalasını al. Müşteri haberini bekliyorum. Alacağız padişahım. Alacağız. Siz rahat olun, istirahat edin, endişe etmeyin. Dua edin bizim için. Hadi var git. Bir an evvel zafere ulaşmamız için Allah-u Teala'ya dua ve niyazda bulunacağım. Hücum! Allah aşkına, devlet aşkına, din aşkına, padişah aşkına hücum! Dün şehit olma günüdür yiğitlerim! Alın artık bu kalayı! Vurun ha! Komandı yiğitlerim! Allah Allah Allah!
Öğleden sonra kaleye yapılan hücumlar çok şiddetlenmiş, gediklerde dost düşman birbirine karışmıştı. Artık iki tarafta kılıç kılıca, balta baltaya, topuz topuza dövüşüyordu. Lağımların patlamasıyla hasıl olan ışıkların altında başlar uçuşuyor, vücutlar devriliyordu. Öte yandan hasta yatağında her an zafer müjdesi bekleyen koca padişahın sabrı giderek tükeniyordu. Yiğit evlatlarım, hala kalayı alamamışlar mı hekimler? Az kaldı hünkârım. Kala düştü düşecek. Mücahitler var gücüyle saldırıyor. Lala kulunuz da ordunun başında yalın kılıç dövüşüyor. Zafer an meselesidir padişahım. Katibi bulasın hekimbaşı. Buradayım hünkârım. Lala'ya iletilmek üzere yaz. Ey Lala, bu meşum küffar ocağı hala yanmakta devam edecek mi? Ahalinin gördüğü zulüm ne zaman sona erecek? Hala zaferi müjdeleyecek olan davul seslerini işitmeyecek miyim? Mehteranlarım zafer havalarını ne zaman vuracak? Tez bu hattı şerifi Lalam Mehmet Paşa'ya ulaştırız. Baş üstüne hünkâr. Bu onun son emriydi. Bu emirden sonra fenalaştığı görüldü. Dört kıtada at koşturmuş, 72 millete hükmetmiş Cihan Sultanı şimdi son anlarını yaşıyordu. Sokullu Mehmet Paşa'yı otağı Humayun'a çağırdı. Otağın içindekiler ağlamamak için kendilerini zor tutuyordu. Burada. Yanınızdayım hünkârım. Şu ocağı yanası kaleyi hala alamadınız mı? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Padişahım. Devletlüm. Artık seni duymaz Lala. Padişahımız efendimiz hakkın rahmetine kavuştu. Hünkârım. Az kalmıştı. Kalenin fethine çok az kalmıştı. Batılıların tabiriyle Muhteşem Süleyman, 6 Eylül 1566 Cuma günü ahirete intikal etti. Ertesi günü de Zigetvar Kalesi fethedildi. Ne yazık ki ordularını zaferden zafere koşturan bu eşsiz Cihan Padişahı, çok istemesine rağmen bu son zaferini göremedi. Asra yaklaşan zaman dilimi içinde onun bütün gayesi, İlahi kelimetullahı hakim kılmak, zalimlerin zulmünü kaldırarak hak ve adaletin tecessüsünü sağlamak olmuştu. Onun son döneminde sanki kurtla kuzu birlikte gezmişlerdir. Ona verilen kanuni sıfatı bunun açık bir deliliydi. Ruhu için Fatiha. Muhteşem Süleyman ve Son Sefer adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.